Herkese merhaba, Ayşe Figen Arda karşınızda. Gayrimenkul yatırım danışmanı, lüks konut uzmanı ve eğitmen. Bugünkü konumuz brüt ve net metrekare farkı. Özellikle konut alacaklar bu iki ölçü arasındaki farkı bilmek durumundalar. Çünkü bazen çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tanenin tam tersi olabiliyor. Yani ilanda gördüğünüz metrekare veya satış ofisinde size söylenen metrekare veya projede aldığınızı düşündüğünüz metrekare ile teslim aldığınızda, evin içine girdiğinizde teslim edilen metrekare arasında ciddi bir fark çıkabiliyor. İster kiralık olsun, ister satılık olsun. Bir konut ararken ilanlarda arıyorsunuz diyelim. Yani sahibinden veya Hürriyet Emlak gibi bir emlak portalında veya kurumsal bir şirketin emlak portalında konut özelliklerine bakıyorsunuz. Size lazım olan 150 metrekare net bir konut diyelim. Yani 4 oda, 3 oda bir salon şeklinde. Ve oraya baktığınızda bazı ilan portallarında iki farklı metrekare görebilirsiniz. Birisi brüt metrekare, birisi net metrekare. Brüt ve net metrekare arasındaki fark bir sürü firmaya göre veya inşaat firmasına göre veya aracı firmaya göre değişebiliyor. Bazısı %20 brüt metrekareyi net metrekarenin üstünde alabiliyor. Bazısı %30 alabiliyor. Bu ülkeye göre, bölgeye göre, şehre göre, mahalleye göre esasında değişmiyor. Olması gereken maksimum %15 ile maksimum %15 ile 20 arasında. Ama maalesef özellikle projede konut alanlar, bir maket üzerinden görenler, imzalamış oldukları proje teknik şartnamesinde belirtilen metrekareleri aldıklarını düşünenler, yani 150 metrekare ben ev aldım deyip de 6 ay, 1 sene, 1,5 sene sonra teslim aldıklarında maalesef çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Peki burada neden böyle bir şey çıkıyor veya neden bu %20 hani balkon veya duvar genişlikleri, kalınlıklarını sadece saymayıp neden daha büyük farklar çıkabiliyor? Burada asansör boşluklarını, yangın merdivenlerini, oyun alanlarını, varsa sosyal donatıları, varsa açık havuzu, kapalı havuzu, bütün bunları da, hele bir sitede yaşanıyorsa, bütün bunları da işte brüt metrekarenin içine yüklenici firmalar, inşaat firmaları koyabiliyorlar. %30 ya da %40 gibi bir metrekare farkı brütte almalarının nedeni genellikle firmanın birazcık kendi politikasına göre değişiyor. Ama siz eğer sadece normal ikinci el bir konut arıyorsanız brüt metrekare ile net metrekare arasındaki maksimum fark %20 olmalı. Özellikle maketten satışlarda veya projeli satışlarda ölçme imkanı olmadığı için, kendiniz ölçemeyeceğiniz için size sunulmuş olan rakamı tabii ki ciddiye almak zorundasınız. Eğer kurumlar, yani markalı konut projelerinden alıyorsanız, kurumsal bir firmadan alıyorsanız, bunu da mutlaka belediyeye verilmiş olan projeyle karşılaştırmanız gerekiyor. Benim buradaki tüketiciye önerim, belediyede sunulmuş olan projeyi incelemeleri ve kapalı alan olarak ellerine net kaç metrekare daire teslim edileceğini kendilerinin kurumsal olarak, resmi olarak öğrenmeleri. Kurumsal bir ofisten ya da resmi bir ofisten bunu öğrenmedikçe orada yazan rakam hiçbir zaman sizin için bağlayıcı olmamalıdır. Brüt metrekarenin içine kullanılmayan alanları da katıyorlar. Yani sizin evinizin içinde yaşarken kullanmadığınız alanları da. Şimdi mesela balkonu, terası. Bunlar çünkü sizin arsa payınızın içinde olmayan metrekareler. Bir de şöyle bir şey. 100 metrekarelik bir ev aldığınızı düşünüyorsunuz ve 100 bin liraya alıyorsunuz. Böldüğünüz zaman 100 metrekareyi, metrekaresi 1000 liraya geliyor. Eğer size satıcı ya da firma ya da emlak firması bunu 120 metrekare derse ne yapar o zaman? 100 bin lirayı 120 metrekareye böldüğünüz zaman metrekaresi 1000 liranın altında görünecektir. Yani diyeceksiniz ki bu bölgede metrekaresi ortalama 1000 lira ama ben 850 liraya aldım veya 900 liraya aldım. Sanki size daha karlıymış gibi gösterilebiliyor. Tabii ki bu çok etik bir yöntem değil.
bence konutun fiyatının mutlaka net metrekareye bölünmesi gerekiyor. Yani siz eğer hazır bir konut alıyorsanız, ölçümünü yaptıktan sonra eğer size 160 metrekare brüt deniyorsa, siz 100 bin lirayı 160 metrekareye bölmeyin. 100 bin lirayı kullanım alanı 100 metrekare ise 100 metrekareye, 120 metrekare ise 150 metrekareye bölün. O zaman aldığınız konutun gerçek size maliyetini metrekare fiyat üzerinden anlayabilirsiniz. Eğer bir sitede konut almak istiyorsanız, o zaman bu işin maliyeti size sadece kullanım alanı içinde olmayacaktır. Orada kullanacağınız kapalı havuz veya açık havuz veya sosyal tesis, spor salonu, belki çift asansör, belki güzel büyük bir balkon, belki bir bahçe, yani arsa payınızın içinde olmayan ama siz orada yaşarken faydalanacağınız ve kullanacağınız alanları da brüt metrekarenin içine koymak durumunda yüklenici firma. Çünkü onları da kullanacaksınız. Arsa payınız sadece sizin için bir maliyet olmayacaktır. O sitede kullanacağınız tüm aktiviteler, tüm özellikler o fiyatın içine, metrekare fiyatının içine girecektir. O da doğal olarak brüt metrekareyi arttırıyor. Yani 100 metrekarelik bir konuta 160 metrekare diyorlarsa, işte bunları da içine mutlaka katıyorlardır. Eğer düz bir apartman dairesi, bir asansör, sadece belki bir kapıcı dairesi, belki o da yok, küçük bir giriş, standart bir apartman dairesi alıyorsanız, standart bir apartmanda, o zaman metrekare, brüt metrekare ve net metrekare farkı maksimum %20 olmalıdır. O da nedir? Duvarların kalınlığı, yine asansör boşluğu, belki bir balkon, maksimum bu kadar diyebiliriz veya sıva kalınlıklarını da içine ekleyebiliriz. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken, ilanlarda yazan metrekare ölçülerinin gerçek olup olmadığı. Peki bazen ben telefon alıyorum mesela. Ben profesyonel fotoğrafçıyla çalışıyorum ve benim fotoğrafçım geniş lenslerle fotoğrafları çekiyor. Çünkü bazen daire küçük olabiliyor, salon, oda küçük olabiliyor. Eğer normal standart bir lensle çekilirse belki sadece bir duvarı çekebilecek. Odanın genel yayılımını, genel görüntüsünü çekemeyeceği için orada geniş açı kullanıyor. Ve müşteri diyor ki bana telefonda, peki diyor, bu kadar küçük bir metrekare yazmışsınız oraya ama fotoğraflar çok büyük. Fotoğraflar sizi sadece dairenin içindeki yerleşimi göstermek için veya dairenin o odanın planını göstermek için. Ama esas sizi bağlayacak olan, esas ciddiye alınması gereken yazan metrekareler. Bu metrekarelere de güvenmemekte tüketiciyi ben haklı görüyorum. Çünkü gerçekten bazen brüt metrekarelerde de, net metrekarelerde de kesinlikle alakasız rakamlar yazılabiliyor. Yani olması gerekenin çok çok üstünde. Hani biz %20 diyoruz ama %40'lara kadar fark, halbuki bu sitede olmamasına rağmen büyük farklar koyabiliyorlar brüt metrekarelerde. Netleri doğru yazsalar neti de doğru yazmıyorlar. O yüzden ben tüketici haklı buluyorum. Tabii ki bunun, eğer hazır bir ev alıyorsanız, yani kalkıp İran'da gördünüz 160 metrekare brüt, işte 120 metrekare net yazıyor diyelim. O evin kullanım alanının, yani süpürgelik alanının duvardan duvara net olarak kullanabileceğiniz kapalı alanın ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız, benim size nacizane önerim bir lazer metre alın. Adımla ölçen müşteriler gördüm, elleriyle duvarları ölçenler gördüm veya göz kararı burası işte olsa olsa 20 metrekaredir diyenler gördüm. Ne olursa olsun bence bir lazer metre edinip kendi gözünüzle o odanın, o evin kapalı kullanım alanının ne kadar olduğunu mutlaka kendiniz ölçün. Bugün net metrekare ve brüt metrekare farkını nasıl olması gerektiğini, neden aralarda bu kadar büyük farklar olabileceğini ve bunun için de tüketicinin ne yapması gerektiğini kısaca üzerinden geçtim. Bundan sonraki videolara devam edebilmem için abone olmayı unutmayın. Abone olun ki, yorumlarınızı yazın ki sizlerle bu güzel yayını yapmaya devam edebileyim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.